Güney Kore tarafından gelen haber üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alığı da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle dün Kanada tarafından gelen kötü haberler karşımızdaydı ve bugün de Güney Kore'den benzerlerini gördük sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki olay en nihayetinde Güney Kore'nin borsalara yaptırımları üzerinden gerçekleşti ve e, baktığımız zaman Polinex, Bitrue, Coinex, Kucoin gibi e, piyasadaki büyük borsalar dahil e, 15-16 tane idi zannediyorum. E, 15-16 farklı borsaya yapmış olduğu bir açıklamayla kendilerinin ülkede lisans vesaire gibi herhangi bir e, sertifika almaksızın arkadaşlar yani bayi olarak nitelendirilebilecek herhangi bir sertifika almaksızın e, bu şekilde işlemler ve kullanıcıya halka açıldığı ve bunun yasa dışı olduğu üzerine belli başlı durumlar haberler geldi. Bütün bunlarla birlikte arkadaşlar Güney Kore tarafında hatta burada kurucularının vesaire hapis cezalarına kadar 5 yıl hapis cezalarına kadar gidebilecek ve borsalara para cezası olabilecek senaryolardan konuşuluyor. Hapis cezası falan tıraş tabii ki yani önce bir duonu yakalayın ondan sonra da şey yapın KuCoin'in CEO'suna şey verin hapis cezası verin de adam da yatsın. Her neyse arkadaşlar durum aslında bu şekilde farklı farklı yaptırımlar olabileceği üzerine de konuşuluyor. Özellikle bu haberde de piyasadaki gerilemeyi tetikledi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.